Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Kur'an-ı Kerim bizim o muhteşem kitabımız. Üslubuyla da çok muhteşem. İçindeki vermiş olduğu bilgilerle beraber. Tam insanın ruhuna, kalbine, aklına hitap eden bir kitap. Kur'an'da edebi tasvir Seyyid Kutub'un ve benzeri kitapları okumakta fayda var. Kur'an'ın edebi yöne dikkat çeken tefsirlerimiz de var. Zemahşeri, Ebu Suud'un tefsirleri gibi. Bir parça tefsir okuyarak Kur'an-ı Kerim'e yaklaştığınızda çarpılıyorsunuz. Düşünerek, anlayarak okumakta o kadar büyük bir zevk ve mutluluk var ki. İşte size ikna edici bir kaziye-i külliye, arkasından onu tasdik etmeye mecbur bir soru ve arkasından da bütün gerçekliğiyle insanın durumunu anlatan bir ayet-i kerime. Fatır Suresi 3. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennas, ey insanlar! Mümin olsun, kafir olsun. Beyaz derili olsun, siyah derili olsun. Sarı ırktan olsun, kızıl derili olsun. Şartlı olsun, garplı olsun. Eski olsun, yeni olsun. Şehirli olsun, köylü olsun. İnsan. Allah Celle Celaluhu insanı ahsen-i takvim üzere yarattı. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَنَا فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ona bir değer verdi. Ona فَقْتُ مِنْ رُوْهِ. Ruhumdan yükledim diye. Ve mükerrem kıldı. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Kendisini muhatap seçti insan. Bu ne büyük şeref ve izzet. Fakat bütün bunlar tabi insanın Allah'ın verdiği bu nimetleri yerinde kullanma ve doğru değerlendirmesine bağlı. Eğer bunu yapamazsa ayetin devamında ثُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ, sonra onu esfele safiline atarız diyor. Esfele safiline, aşağıların aşağısı, cehennemin dibi ya. O bakımdan her ne zaman bir nimetle karşılaştırsak irkilmeli ve bunun bize getireceği bedeli düşünmeliyiz. Bunun karşılığında nimetin bir şükrü var. Elde edilirken bir külfeti var. Elde edildikten sonra bir şükrü var yani. Ya eyyühennas, ey insanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Uzkuru, hatırlayın. Unutmamanız gerekir ama unutmuşsanız da zikredin, hatırlayın. Neyi? Nimetallahi aleykum. Allah'ın üstünüzdeki nimeti. Hel min halikin gayrullah yerzukukum? Soruya bak. Hel min halikin, bir yaratıcı var mı? Gayrullah, Allah'tan başka. Yerzukukum mine semai vel arz. Sizi semadan ve arzdan rızıklandırsın. Semadan rızık, gözümüzde gördüğümüz yağmur, gözümüzde görmediğimiz manevi vahyi ilahi, Kur'an ayetlerinin nüzulü, maddi ve manevi bizi rızıklandırıyor. Ama kafir o maneviyi görmüyor. Onu şöyle koyalım. Söyler misiniz? Allah Celle Celaluhu yağmuru göndermese onu gökten kim indirir? Yağmur olmazsa toprak da bitirmez. Allah topraktan bitirme özelliğini alırsa onu tekrar kim verir, iade eder? El-rızku alallah diyoruz. Çıplak bir gerçek. Rızık Allah'a aittir. Allah Celle Celaluhu yarattığı mahlukatın rızkına kefildir. Hocam, bazıları açlıktan ölüyor diyorsunuz. Biz de diyoruz ki bazıları tokluktan ölüyor. O
aşırı gitmiş zalimler, başkalarının haklarını el uzup alıp da kendileri yemese, kimse açlıktan ölmez, kendileri de tokluktan ölmez. Bugün insanların birçoğu da tokluktan ölüyor. Ya obezite, ya onun getirmiş olduğu hastalıklarla çok yemekten ölüp gidiyorlar. Yemek değil tabi. Alkol bir risk, yiyecek içecek anlamında söylüyoruz. Fuhuş vesaire vesaire. Burada çıplak soru şu. Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Bu unutulacak bir şey değil yani. Üzerinde düşünün, tefekkür edin. Ve bu tefekkür sizi Allah'a teslimiyete, Müslüman olmaya götürsün. Arzu bu. Allah'ın dışında sizi gökten ve yerden rızıklandıracak başka bir yaratıcı var mıdır? Hel min halik, başka bir yaratıcı var mı? Gayrullah, Allah'ın dışında. Yarzukukum minel semai vel arz. Sizi sema ve arzdan rızıklandırıyor. Yok. O zaman mecburen ne diyeceksiniz? La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Ondan başka ibadete tapınmaya layık bir varlık yok. Allah Celle Celaluhu vacibul vücud. Onun dışındaki her şeyi zaten o yaratmıştır. Allah Halık, yaratıcı. Dışındaki her şey mahluk. O Halık'ın, o Allah'ın yarattığı mahluk, yaratılmışlardır. Yani. Bir insan kalkar da Allah'ın yarattığı mahluku Allah'a denk koşarsa, işte kafir budur. İşte beyinsizlik budur. İşte en büyük zulüm budur yani. Şirk. İnne şirke la zulmün azim. Çok büyük bir günahtır ya. Fe enna tufekun. O zaman siz nereye dönüp gidiyorsunuz? Nasıl oluyor da Allah'tan yüz çeviriyorsunuz? Yanlış batıl yollara gidiyorsunuz. Başka tanrılar ediniyorsunuz. Çıplak gerçek bu. Fakat Allah yarattığı insanı biliyor. Yarattığı bu insan aklını kullanmıyor. Muhakemesini kullanmıyor. Ders ve ibret alacak tefekkürünü kullanmıyor. Basiretini kapatmış. Yani gözünü kapatmış, kulağını kapatmış gerçeklere, yaratıcıyı görmüyor. Gözümüzün önünde işte karşımda bir masa var. Karşımda bilgisayarım var. Karşımda telefonum var. Bu videoyu çekiyorum. Bütün bunlar varsa bir var edeni vardır. Bir ustası var, bir yapıcısı var. Kendi kendine bizim eve geldi bunlar dersen bana gülersiniz. Bu kainat kendi kendine oldu derseniz başta size ilim adamları kahkahayla güler. Çünkü ilim adamları görüyorlar ki her şey çok ince bir kanun üzerine, ilim üzerine yaratılmıştır. Bunu kabul etmemek, hele ilim adamlarından olup da bunu kabul etmemek, Allah'ı inkar etmek, ateist olmak veya deist, Allah vardır da benim hayatıma karışmasın. Din, peygamber, helal, haram, şeriat yok demek. Yani Allah'a teslim olmamak. Bunlar tefekkür değil. Bunlar kulluğa da yakışmaz. Ama bunu yapıyor insanlar. Peygamberimize de yaptılar. Daha evvelki peygamberlere de yaptılar ki Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri muhataplarına okuyordu. Mekkeli müşrikler, daha sonra Medine hayatında da öyle olacak. Peygamberimizin peygamberliğini yalanlıyorlardı. Yani senin getirdiğin bu ayetler Allah'ın kelamı değil, Allah'ın dini değil, sen bunları uyduruyorsun diyorlardı. Yoksa Allah'ı biliyorlardı. Onlara yerleri gökleri kim yarattı dersen Allah diyorlardı. Bu taptığınız putlar nedir dersen bunlar da bizi Allah'a yaklaştıran. Yoksa bizim yüzümüz yok, gücümüz yok ona gitmeye. Bunlar bizi yaklaştırıyor. Ona katında şefaatçıdır diyorlardı. Yalanlama peygamberimizin şahsınaydı. Getirdiği dininleydi. Değerli kardeşlerim.
Kur'an'ı okumalı ve aklımızı, ruhumuzu, kalbimizi ona iyice bandırmalıyız, içselleştirmeliyiz. Bir şuur, bir bilinç haline dönüşmesi gerekir onların, onun ilkeleri yani. O zaman dünya, bizim bildiğimiz deni dünya, alçak dünya, insanı Allah'tan ayıran dünya olmaktan çıkar. Dünya üstüne binip Allah'a gittiğimiz güzel bir meta olur, güzel bir binit olur, güzel bir yoldaş olur bize, güzel bir mutluluğun vesilesi olur. Rabbimiz öyle bakıp öyle yaşamayı hepimize nasip eylesin. Hoşça kalın ve selam.